Merhaba. Bozulmadan ya da fazla zarar görmeden günümüze ulaşan kağıt sanat eserlerinin sayısı, bozulup yok olanlara kıyasla muhtemelen oldukça azdır. Departmanımız çizim, el yazması ve fotoğraf koleksiyonları üzerinde çalışıyor. Ben fotoğraf konservasyonu ile ilgilenen takımdayım. Çizimler, el yazmaları ve fotoğrafların konservasyonu aynı alanda toplanıyor. Çünkü bu eserler benzer fiziksel özelliklere sahip. Bu üç koleksiyonda kullanılan malzemelerin ortak noktası çevresel etkenlere karşı hassas olmaları. Nem değişikliğine ve ışığa karşı oldukça duyarlılar. 1928 tarihli bu gümüş jelatin baskı August Sander'a ait. Bizim koleksiyonumuza geldiğinde görselde bir sürü hasar ve çizik vardı. Jelatin kaplama büyük ihtimalle sergilenirken uzun süre ışığa maruz kalmış. Bu durumda ilk olarak jelatin kağıttan ayrılmaya başlar. Daha sonra da kabarıp dökülerek görselde kayıplara yol açar. Kağıda basılı eserlerden oluşan sergilerimizi 12 haftada bir değiştiriyoruz. Böylelikle ışığa maruz kalma sürelerini sınırlandırmış oluyoruz. Müzede fotoğrafların, el yazmalarının ve çizimlerin olduğu galerilerde ışıklandırmaların özellikle düşük tutulduğunu görebilirsiniz. Heykel ve tabloların olduğu salonlara kıyasla bu alanlardaki ışıklandırma oldukça düşüktür. Bu da yine eserlerin maruz kaldıkları ışığı azaltmak için aldığımız tedbirlerden biri. Bunlar 15. yüzyıldan kalma iki adet resimli Alman el yazması karşılaştırma yapmak için iyi örnek teşkil ediyorlar. Orijinal olarak iki albümünde her bir albümü sıkıca bir arada tutmak üzere yapılmış tokaları vardı. Ama bu albümün tokaları kaybolmuş ve bu yüzden de eser çevresel etkenlere açık hale gelmiş. Nem oranındaki değişimler parşömen yapraklarının ayrılmasına ve çatlamasına sebep olmuş. Sonuç olarak sayfalar kabardığı ve buruştuğu için şu an elimizdeki albümün şekli de bozulmuş durumda. Bu Giulio Romano'nun 16. yüzyılın başlarında kırmızı tebeşirle yapmış olduğu bir çizim. Adı Isaac'in Fedakarlığı. Koleksiyonumuza böceklere yenik düşmüş bir halde geldi. Kağıdın üzerinde bir sürü solucan deliği vardı. Geçmişte bir restoratör gayet iyi niyetle her deliğin arkasına küçük kare kağıt parçaları eklemiş ama bu da şişkinliklere sebep olmuş. Bizim çizim konservatörümüz Nancy Yako kontrollü nem uygulamalarıyla deliklerin arkasındaki kağıt parçalarını çıkarmayı başardı. Daha sonra her deliği hamur kağıtla kapadı. Bu işlem bittikten sonra Yeni doldurulan kağıdın renk tonunun çevresiyle uyuşması için tonlama çalışması yapıldı. Toz veya havada uçuşan parçacıklar gibi bazı kirletici maddelerin de kağıt üzerindeki sanat eserlerine olumsuz yönde etkisi olabilir. Toz ve kir konusunda problem yaşadığımız işlere bir örnek olarak David Hockney'in Peer Motoyola adlı eserinden söz edebiliriz. Bu eser, Yaklaşık 750 adet fotoğrafın bir pano üzerinde kolaj olarak bir araya getirilmesinden oluşuyor. Sanatçı fotoğrafları yapıştırmak için çok kuvvetli bir yapışkan kullanmış. Ama bu yapışkan aynı zamanda bir şekilde havada uçuşan tozları da üzerine çekmiş ve tozlar yüzeye yapışmış. Eser müzeye geldiğinde kolajın yüzeyine dağılmış bir sürü siyah leke vardı. Yapıştırıcıyı kolajdan çıkarmak için özel silgiler kullandık. Bunun için bütün ekiple birlikte uzun bir süre çalışmamız gerekti. Bu işlem bittikten sonra eser çok daha anlaşılır hale geldi. Ve resme baktığınızda dikkatinizi dağıtan siyah lekeler sonunda ortadan kayboldu. Hoşçakalın.